Şimdi onlar düşecek. Babacım, babacım gerçek. Bak hayır bunlar düşecek. Bu Bunlar çıktı. tam dediğin gibi olmuş ha gerçekten. Aa bir tek Maşa'yla köpek burada ayrı. Diğerlerinin hepsi ikiz arkadaşlar. Bakar mısınız şimdi? Nenikolar ikiz. Ondan sonra Cicibellolar ikiz. Bu Cicibellolar da ikiz. Maşa'yla köpek bir tek birbirinden ayrı olmuş. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Elif bunlarla kendi kendine oynuyordu. Ben de dedim ki o zaman beraber oynayalımdır. Arkadaşlara da gösterelim ne oynuyorsun. Otobüs mü oynuyorsun sadece? Hı? Ama senin otobüsün de var o zaman bunları otobüse koy. Gerçekten çok güzel olur bunları otobüste biliyor musun? Yani art arda koyacaksın böyle 2-2-2-2 koyacaksın. Çok güzel olur. Bunlar yorulmadılar mı? Sen yarım saatten beri gezdiriyorsun bunları. Yorulmadı mı? Aa gidiyorlar. Bak böyle işte arabada hiçbir zaman arabayı böyle kullanılmaz değil mi? Şimdi sen böyle oyuncak arabalarını böyle kullanıyorsan büyüyünce de normal arabaları mı böyle kullanacaksın? He? Trafik canavarı mı olacaksın yoksa? Allah korusun öyle olma. Değil mi? Olmaz değil mi? Hep her zaman arabayı dikkatli, yavaş yavaş kullanmak lazım. Bunlar artık yorulmadı mı? Bence yorulmuştur. Hadi onları eve götürelim bahçeye. Evet, götürelim. İstiyordun yani bahçede bunlara ev yapalım diye. Götürelim mi? Ben götüreyim bunları bir de ben gezdireyim. Bak aslında bu römorkla gezdirsek daha güzelmiş burayı. Dur arkadaşlara şurayı şöyle son halini bir gösterelim arkadaşlar. Bahçede bir karışıklık yaratmıştık. Şu yan taraftaki çimler gitmişti. Onları oraya yapmak için evlerin hepsinin yerleri bozulmuştu. Evler böyle bu ortadaydı. Onları geçen gün ne yaptık? Kenara aldık. Durun şöyle göstereyim bakın size. Çok tehlikeli ama bebeklere böyle yapılmaz ki. Elif. Ama onlar bebekler isteyebilir. Bebekler bilmezler. Sen onların annesi babası sayılırsın. Sen onları düzeltmen lazım. Doğruyu öğretmen lazım onlara. Babacım öyle olur mu ama? Çok tehlikeli işler bunlar. Sen normal kullansana bebek arabasıyla bir gezdir bakayım bebekleri. Bunlar gezmek istiyorlar mı? Hem sen bunların üstüne bir şey örtmemişsin. Üşümez mi bunlar böyle? Bence üşür onlar. Tüyleri olur mu onların? Sadece saçları var. Ne tüyü Elif? Bunların tüyleri olur mu hiç bunların? Tüy değil onlar. Bence artık onlar yorulmuştur bebekler senin. Bence senin bebekler yorulmuştur. Onların hepsini ne yapalım biliyor musun? Gel gel. Bu bebeklerin hepsine bir tane ev seçelim. Bunların hepsini ayrı ayrı evlere koyalım. Tamam. Baksana bunlar gerçekten yorulmuşlar. Uyumaya başlamışlar artık. Aa, Elif, Elif dur. Bunun dişi aynı Berkay'ın dişi gibi görüyor musun? Baksana ortada bir tane diş var. Bunda da var mı diş? Bunda diş yok. Bunlar ikiz diyoruz ama bak bu biraz daha erken gelişmiş. Dişi çıkmış onun. Kaç tane bebeğimiz var bizim Lera? Lera diyorum Elif. 5, 6, 7, 8 tane bebeğimiz var. Kaç tane evimiz var? 4, 5, 6, 7 tane. Hani nerede 8. 3, 4. Ha sen bunu ikili evi ikili mi sayıyorsun? O da doğru söylüyorsun. Tamam olur. O zaman evler de 8 oluyor. Doğru söylüyorsun. O zaman evler de tam 8 oluyor. İkiliye o zaman ikizlerden birini ikiliye koyarsın. Hangisini hangisine koyacaksın bakalım? Çilek eve sence kim yakışır? Maşa mı yakışır bence de. Maşa çünkü seviyor değil mi? Frambuaz reçeli yapıyordu hatırlıyor musun? Her tarafı batırıyordu. O da yakışıyor. Ne yapacakmış? O kendi evini yiyemez canım evi yenir. Oh böyle burada mı oturacak? Evet. İyi tamam otursun. Bilmiyorum artık sen seçeceksin işte buraya kim. Nenikolardan birisi mi? O Nenikolara da isim verseydik ya. Böyle oturdu bak buraya. Gerçi bu ne kadar şişman bir bebekmiş böyle ya. Yok canım sen oynayasın diye bırakmadık. O evleri sahiplendirdik artık. Bu evlerin sahibi var. Aa, buraya da Cicibelli olarak koyacaksın değil mi? Okulda kalacaklar. Burası okul mu ev mi? Ev arıyorduk yani. Sen şimdi okul mu aramaya başladın? Çok güzel oldu bunlar burada. O evin galiba sahibi çıktı. Ponçik bu evi sahiplendi. Ponçik bu ev senin mi canım? He? Bu ev senin mi? Ama bu eve biz şimdi başka birini vereceğiz. Bence sen kendi evine git. Hadi bakalım. Hangisinin bu evin olacak? Köpeğin mi olacak? Oo çok güzel. Kaydırakla da inecek aşağıya. Oo bu da çok yakıştı buraya. Merhaba. Ponçik. Ben dedim ama Ponçik sahiplendi bu evi vermeyecek diye. Bak vermiyor görüyor musun? Ponçik bak köpek izin verdi. Beraber kullanabilir misiniz evi?
Sen de orada kal, o da kalsın. Dokunma ona. Bence Poncik tüm evlerin sahibi burada. Tüm evler sana mı ait Poncik? Buraya da iyi de biraz bebek bezini yanlış bağlamışsın galiba. Bunun normalde içeride olması gerekmiyor mu? He? Bebek bezinin içeride olması gerek. He? O zaman daha galiba tam adapte olamamıştı, korkuyordu. Şimdi bak hepsine birden sahiplendi evlerin. Oo, kale ev mi? Bence en güzel evlerden birisi ona geldi. Çünkü çok eğlenceli bir ev, kaydıraklı bir ev. Mahalledeki en güzel ev sana geldi canım. Sen şu taşlarını bir tarasana. Bu uykudan yeni uyandı galiba bu arkadaş Elif. Uykudan yeni uyandı galiba. Tamam, bu evi de sana bıraktık. Ona göre. Ooo, en klasik ev gerçekten sana geldi. Oraya değil de. Elifçik, bence o da burada, buraya otursun. Heh, burası bak güzel oldu tam ona göre. Evlerinize iyi bakın, dinlenin şimdi hepiniz, tamam mı? Bak Elif, Elif sizin hepinize birer tane ev verdi. Ne kadar güzel. He bak baba. Hı. Bu Ponçik'in eviydi. Hangisi? He burası Ponçik'in evi. Orası Ponçik'le Alina'nın mekanları arkadaşlar. Evet, sürekli evet. Orada vakit geçiriyorlar Ponçik'le Alina. Tamam. Üşümeyecekler mi bunlar? Gece burada mı kalacaklar? Evet. Hem bebeklerin hepsi burada mı kalacak gece? Ama üşürler, o zaman onlara yorgan, battaniye de vermek lazım. Yemek vermek lazım. Birazdan karınları aç. Ponçik, bak mahalle sizin, onlar sizin misafir sayılır. Şu misafirlerin hepsine birer yemek götürün bakalım, hadi. Evet. Hepsine yemek götürün. Aç karınları oğlum. Birazdan acıkır onların karnı. Hadi. Şeyler mi? Bebekler mi oturacak? Yani Elif şuradan portakal alsınlar, kamkat alsınlar desen anlayacağım da ot demen de bir acayip oldu yani. Bak bak. Ponçik şüphelendi şimdi. Bak. Evler elden mi gidiyor dedi. Evet, hepsini kontrol ediyor. Kim var kim yok diye hepsini kontrol ediyor. Evler elden mi gidiyor diye şüphelendi şimdi. Nasıl yani? Kızım sen bende o enerjiyi görüyor musun şu anda? Ben evet. Kendimde hiç o enerjiyi göremiyorum. Anneni çağırsana, sen beni niye o zaman yoruyorsun? Yapamayacağım ya, sana böyle 3 tane hakkımız var, ev yapmak. Ev yapmak mı? Evet. Nasıl ev yapmak? Mesela ev yaptıysa sana olmuyor dokunmak. Nasıl ev yapacağım? Böyle. Ha öyle yapınca tamam. Böyle yapacağım ben. Tamam. Sen bana dokunamayacaksın öyle mi? Evet. Tamam. Ama 3 tane. Nasıl yani 3 tane hakkımız, anlamadım. 3 tane sadece böyle yapabiliriz. Hop daydım. Şimdi sen bana. Tık. Yaptım. Tamam. Bitti oyun. 5'e kadar sayıyorsun. 5'e kadar. Yok ya, var mı? Sen de hep yeni yeni kurallar çıkartıyorsun. Var. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Kızım beni yakalayamazsın ki Elif. Hayır, başka bir oyun bulsaydın. Sen bu yakalamacayı nereden çıkardın? Düşeceğim şimdi. Lelel. İmkansız ya. Biz sabaha kadar böyle koşarız, sen beni yakalayamazsın. İnan bana bak. İstersen böyle. Bir şey söyleyeyim. Neyine istersen iddiaya girerim seninle. Kulağına söyle. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Aa, olmaz öyle. Allah. Kulağıma bir şey, hayır öyle kandırmaca yok. Kulağıma bir şey söyleyeceğim dedi. Kandırmaca olur mu? Ben de senin de dedim işte, gördün mü? Ama bak, ben sana bir şey söyleyeceğim diye falan kandırmadım. Sana konuşurken sana yaklaştım sadece. Gördün mü Elif? Sen beni hiç imkansız yakalayamazsın. Oo, bravo, tebrik ediyorum valla. Ponçik ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Evet. Yakaladım seni, Ponçik de kandırdım. Ponçik teşekkür ediyorum. Oho. Ben şimdi 3-0 öndeyim ben, değil mi? Hadi yakala bakayım. Bu ev yapmayı kim çıkardı ya? Siz okulda böyle mi oynuyorsunuz yakalamacı? Bak ne kadar güzel olmuş çiçekler. Tamam. Pes. Kızım ben gerçekten yoruldum ya. Tamam. Babacığım ben gerçekten yoruldum. Oh, yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yoruldum. Hayır, yoruldum. Evet. Tamam. Bir daha seni yakalayınca bitecek. Tamam. 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5. Evet. Gördüğün gibi hemencelik seni yakaladım. Çok nefes nefese kaldım ya. Sen bir... Evet.
Hayır bitti ki, bitti ki, bitti dedim, bitti dedim babacığım. Baba nereden girdi bak, Alina nereden girdi gördün mü? Şuradan girdi. Merhaba Alina, nasılsın canım? İyi misin? Çıkabilir mi? Tabii canım, kendisi girdi ya bak. Nasıl çıkıyor bak, kafayı çıkardı şimdi kendisi de çıkar. Gel canım gel. Aa çıktı. Tabii girdiği yerden çıktı. Nereden buldun bu oyunu? Çok yoruldum kızım ya. Yok yerden yüksek falan değil. Sakin oyunlar oynayacaksak oynayalım. Ben gerçekten yoruldum. Gidip çay içmem lazım benim. Sen bebişler gerçekten kalacak mı gece burada? Evet. Kızım yağmur falan yağar. Üşür bunlar ya. Üşür. Bence alalım. Bebişler siz burada kalmak istiyor musunuz? Hayır hayır istemiyoruz. Evet, eve götürün bizi. Evet. Bak gördün mü eve gitmek istiyorlarmış. Hayır, evet, hayır eve gitmek evet, istiyoruz evet, diyor. Evet. Hayır hiçbirisi kalmak istemiyor burada. Kediler parçalar bunları ben sana söyleyeyim. Ponçik nasıl oynuyor biliyorsun değil mi? Senin bebekleri nasıl parçalıyor Ponçik? Parçalar hepsini. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Sonra bu bebekleri toplayalım ve gidelim eve. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Biz Elif'in keyfini yerine getirdik. Yani Elif bebişlerle dışarıda oynamak istiyordu. Dün söylemişti. Bugün onlara oynarken dedim hadi bahçede de oynasın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.